başladığımız günden bugüne İçişleri Bakanlığı 600 bin mesai arkadaşımla beraber, başta Bölücü Hain Terör Örgütü ve diğer tüm terör örgütlerinin hepsiyle mücadele etmek bir. Organize suç örgütleri, yani şehir eşkıyaları, yani suç işlemekte kibirlenenlerle mücadele. Üç, organize suç örgütlerini söyledik, zehir tacirleri, gençlerimizi, neslimizi zehirlemeye çalışanlar. Ve düzensiz göç, dört, düzensiz göç ve bunlara imkan sağlamaya çalışan göçmen kaçakçısı organizatörlerle mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, biz suçların tamamını önlemek, eğer işlendiyse de onları bir an önce yakalayıp adalete teslim etmek için varız. Organize suç örgütleriyle ilgili, yani bizim vatandaşlarımıza şekil yapan, kibir yapan, suç işlemekte kendini üstün görenlere ne yapıyoruz? Onların her birini yapmış olmuş olduğumuz, yaptığımız operasyonlarla diz çöktürüp götürüp adalete teslim ediyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, biz kişilere, mallara karşı işlenen suçlarda da, tüm suç türlerinde de bu şekilde sizden almış olduğumuz güç ve cesaretle sizin her zaman bizim yanımızda olmanız, desteğinizle, Allah'ın izniyle bunlara nefes aldırmıyoruz. Aldırmamakta da kararlıyız. Türkiye'nin huzuru dedik. Türkiye'nin huzuru. İçişleri Bakanlığı sadece ve sadece bir kelimeyle görevini anlatsın derse ne olabilir o kelime? Huzur. Biz huzur için varız. Ve değerli kardeşlerim, devletten ve milletten daha güçlü hiçbir irade tanımıyoruz. Tekrar ediyorum. Aziz milletimizin iradesinden daha güçlü bir irade tanımıyoruz. Ve onlarla, sözüm ona, kendilerine güç vermeden kim olursa olsun onlarla mücadelede Allah'ın izniyle kararlıyız. Evet, huzur dedik ama huzur, değerli kardeşlerim, yerelde başlıyor. Yerel deyince akla ilk gelen belediye. Belediyeler, sizin seçmiş olduğunuz meclis üyeleri ve belediye başkanları. Bakın, belediye başkanlarına önceden, eskiden ne derdik biz? Şehir emini derdik. Şehir emini derdik. Belediye bizim beşikten mezara bize ait olan tüm ortak ihtiyaçlarımızın görünmesi, ortak meselelerimizin çözülmesi için emanet edilen yerlerdir. Peki nasıl yapılacak bunlar? Kime emanet edilecek? Eğer oraya göndereceğiniz arkadaş, oraya göndereceğiniz şehir emini, değerli kardeşlerim, sizin yanınızda toprak gibi tevazu, samimi, istişareye açık, ortak akıldan yana, ben diyen değil, biz diyen bir belediye başkanı mı, değil mi? Bunlara bakıyoruz, değil mi? Bakacağız. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Kestel'de şöyle bir ellerimizi kaldıralım bir değerli kardeşlerim. Vakit az kaldı. Kestel'de 31 Mart akşamı sandıkları açtık, baktık. Şehir emini için soruyorum. Ferhat Erol kardeşimizi güçlü bir şekilde başkan yapmaya var mıyız? Maşallah. Hele bir de iftardan sonra enerji alsak demek ki gök kubbe çınlayacak. Başkan mümine böyle çıktı, öyle mi? Peki Bursa'mızın, Yeşil Bursa'mızın, Paytaş Şehri Bursa'mızın büyük şehirliği için sandıkları açtık,
ve Büyükşehir Emniyetine Anıl Aktaş'ı seçmek için var mıyız? Her birimize teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, burada Cumhur İttifakı adayımız ve Büyükşehir'de herkese Ali Nur Başkanımız. Sizlerin mührü aldığı andan itibaren şehir emini olacak. Buna biz yürekten inanıyoruz. Ali Nur Başkanımızı tanıyorsunuz zaten. Ferhat Başkanımızla, buyurun başkanım. Değerli kardeşlerim, genç, cevan ve sizin evladınız, sizin içinizden çıktı. Ve bu kardeşimizle beraber Kestel'de iki günü bir olmadan, her gün bir önceki günden Kestel için Allah'ın izniyle en iyisini, en güzelini yapmak, yapıldığı zaman da bunu beraber başardık diyecek bir beyefendi, bir dil, bir davranış, bir tutum görmek istiyorsanız Ferhat kardeşim burada. Evet başkanım, şöyle gel, sağ ol. Birliğimizi, beraberliğimizi, beraber belediyeyi yönetmemizi istediğinizi görüyoruz. Şu meydandaki coşkuya Allah nazar değdirmesin. Maşallah diyoruz. Ve bakiye kalan günler içerisinde inşallah oruç ağzımıza ama duaların kabul olduğu vakitlerde hep beraber gayret göstereceğiz, çalışacağız ve büyük bir güçle Kestel'de Allah'ın izniyle belediyemize şehir emini olarak Ferhat kardeşimizi getireceğiz diyoruz. Değerli kardeşlerim, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar iftar sofralarında dualar kabul olur. Gönlümüzden birliğimiz, beraberliğimiz için, ülkemiz için, gönül coğrafyamız için ne geçiyorsa hayırlının da hayırlısını, iyinin de iyisini versin diye dua ediyor. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum.